24 Kasım Cuma Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı Mecburi İstikamet Yurttaş Doğan'ın Amerikan postasında Rauf Tamer, FETÖ darbesinin arka planında ABD'nin olup olmadığını Trump bile bilmiyor diye yazdı. Yani Donald Trump'ın Ağustos 2016'da 13 CIA ajanı 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbeye yardım etti şeklindeki tweet'i halen daha itinayla yok sayılıyor. İstedikleri kadar çabalasınlar, hakikati yok edemezler. Trump'larının bile itiraf ettiği gerçeği değiştiremezler. Bunların Johnny'leri cürmü meşhut halinde yakalandı. Asla kaçışı, kurtuluşu yok. Kafi miktarda belge yahut kanıt var.'' Doğan medyası FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasının arka planında CIA, ABD, NATO'nun yer aldığı gerçeğine gözlerini sımsıkı kapatmış durumdadır. Bu grubun ABD'nin çıkarları doğrultusundaki çok özel misyonu 15 Temmuz'la ilgili iş bu hakikati seslendirmelerini engeldir. ABD, NATO'yu eleştirebilmeleri asla mümkün değildir. Zaten onların namı hesabına yayın yapıyorlar. Bakınız bunlar ABD NATO'nun 15 Temmuz'da FETÖ eliyle Türkiye'yi işgal etmeye kalkıştığı gerçeğini dile getiren bir cümle dahi kurabiliyorlar mı? Hayır. Doğan medyasının büyük rahatsızlığı, dahası bunalımı, Türkiye'nin ABD'den bağımsızlaşmış olmasından dolayıdır. Yurttaş Doğan'ın medyasında ABD emrindeki terör örgütleri FETÖ, PKK ve DH'ı Türkiye'yi saldırtıyor diye defalarca belgelenmiş bir hakikati vurgulayan bir cümle bile okuma şansınız var mı? El cevap yok. Dolayısıyla 1949 tarihli NATO anlaşmasının 5. maddesini hatırlatmayı Doğan Medya'sının yapabilmesi de mümkün olmuyor, olamıyor. 5. maddede mi şöyle deniliyor? Taraflar Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği. Eğer böyle bir saldırı olursa, Birleşmiş Milletler Yasası'nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleriyle birlikte, Silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böyle herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli tedbirleri aldığı zaman bu önlemlere son verilecektir. Yani nedir? En başta ABD olmak üzere NATO üyesi ülkelerin alayı NATO anlaşmasının 5. maddesini tam müden ihlal etmişlerdir. Etmeye de devam ediyorlar. NATO'nun lokomotifi ABD yönetimindeki emrindeki terör örgütlerini FETÖ, PKK, DH bağımsız Müslüman Türkiye'ye saldırtıyor. Saldırtmayı sürdürüyor. Ez cümle, Türkiye bizzat NATO'nun saldırısı altındadır. Norveç'te yaşanan skandal da yeni bir saldırı hazırlığını gösteriyor. İçerideki NATO muhipleri Ankara'nın NATO'ya gerekli karşılığı vermesinin ihtimalini bile sevmiyorlar. Türkiye'nin alttan almasını istiyorlar. Yaşananlar ne olursa olsun boyun eğmesini telkin ediyorlar. Türkiye'nin NATO'ya gerekli cevabı vermemesi, sessiz kalması mı? Bundan sonrasında daha ziyade hedef olmak ve her türlü saldırıya uğramak demektir. İçerideki NATOcuların telkinleri doğrultusunda gitmek, saldırılardan saldırı, felaketlerden felaket, ölümlerden ölüm beğenmekle eşdeğerdir. 15 Temmuz'da FETÖ'nün eliyle aziz vatanımızı işgal etmeye kalkışan NATO ABD olduğuna göre Türkiye daha fazla gecikmeden NATO üyeliğini sorgulamalıdır. Bu mecburi bir istikamettir.